Bursa'da 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve çantasından sıkı yönetim listesi çıkan Yurda Kulak Kuş'la 15 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. İkinci duruşmada dönemin Bursa Garnizon Komutanı Emekli Tüm General Seyfullah Saldık tanık olarak dinlendi. Efendim darbeye teşebbüs suçlanıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gözaltına alınan ilk isim olan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Yurda Kulakkuş'la 15 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada dönemin garnizon komutanı emekli tüm general Seyfullah Saldık tanık olarak dinlendi. Emekli general o gece yaşananları anlattı. Evde istirahat ederken karargahtan sorumlu Kemal Şahin Türk aradı. Vahim bir durum var. Sıkı yönetim ilan edilmiş. Bursa'da yurda kulak kuş, sıkı yönetim komutanı olmuş komutanım dedi. Saldık, cemaatçi grubun darbe yaptığını anladığını ve hemen nizamiyi korumak için emir verdiğini söyledi. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kimseyi içeri almayın dedim. Zorlayan olursa ateş emri verdik. Saldık, durumu anında valiye ilettiğini belirtirken yanlış kişi yaradığını da söyledi. O heyecanda 3 hafta önce Antalya'ya atanan valimizi aramışım. Ona durumu arz ettim. Sonra Vali Küçüğü aradım. Ben sizin emrinizdeyim diye bağırarak arz ettim. Nizamiye'ye vardım. Nizamiye'ye gittiğinde kendisini yönlendirmeye çalışan jandarmayı derdest ettiğini ve silahın kilitlenmesi emrini verdiğini belirten saldık. O anda fark ettiği Albay Akkuş'u da Nizamiye'den attığını anlattı. Akkuş'u kolundan tutup Nizamiye'den attım. Sonra Akkuş Osman Gazi jandarma karakoluna gitmiş. Güvendiğim subayları karakola gönderdim. Askeri personelin desteğinde Darbecilerin karakolda gözaltına alınması sağlandı. Saldık, neden Akkuş'u derdest etmediğini sorusunu da yanıtladı. Ben acil tedbirleri uyguladım. Bana, ben sıkı yönetim komutanıyım demedim. Herhangi bir eylemde bulunmadı benim yanımda. Yoksa derhal derdest ederdim onu. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, Albay Akkuş'u gözaltına alan polis ve askerlerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.